Gelelim Hatay'a. Şimdi Lütfü Savaş bir yandan tartışılıyor. Hatay'da bir başka isim daha belirdi. Tipten Hatay adayı oldu Gökhan Zan. Sözcü Serak Adıgil, Hatay halkının çağrısına sessiz kalamayız, kalınamaz dedi. Gökhan Zan da bir açıklama yaptı aday gösterildiği toplantıda. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu mesajını verdi. Bir siyasi partinin görevi kendi istediğini, canının istediğini yapmak değil, temsil ettiği yurttaşların sesini taşımaktır. Biz de o gün, biz de bu sesi bugün sizlerle buluşturmak için buradayız. Tip Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kamuoyuna ilan etti. O isim İyi Parti'den istifa eden Gökhan Zan oldu. Açıklamayı sözcü Sera Kadıgil yaptı. Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyoruz ki biz Hatay halkının sesini duyduk. Biz Hataylıların yükselen çığlığını duyduk. Tipin İstanbul İl Başkanlığı'nda yapıldı açıklama. Sera Kadıgil, Hatay halkının çağrısına sessiz kalınamayacağını söyledi. Bu nedenle Gökhan Zan'ı aday olarak gösterdiklerini duyurdu. İzniniz olursa Türkiye İşçi Partisi çatısında Hatay halkının ortak adayı olarak seçime girecek olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Gökhan Zan'ı davet ediyorum. Adaylığının ilan edildiği dakikalarda Gökhan Zan da oradaydı. Tüm fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Hatay sadece Hatay'ın şahsi meselesi değildir. 85 milyon insanın şahsi meselesidir. Bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur. Halkımızı yalnız bırakmamak ve yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıklara yapmaya hazırım ve hazırız. Hala hiçbir şey için geç değildir. Ben hayatımı bildiğiniz üzere savunarak kazandım. 31 Mart seçimine doğru artık özellikle siyasi arana iyiden iyi hareketlendi. Adaylar tek tek açıklanıyor. Hangi parti hangi ismi aday gösterdi? Partiler Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Sıra Memleket Partisi'ne geldi. Onlar da Ankara adayını açıklayacak. 24 adaydan önce kamuoyuna duyurulmuştu Memleket Partisi tarafından. Ankara ile birlikte kalan adaylarını da aslında duyurmaya hazırlanıyorlar. Gözler yarına çevrildi. Genel Başkan Muharrem İnce açıklamayı yapacak. 31 Mart için geri sayım başladı. Partilerde yarışacak adaylar da belli olmaya başladı. Kimi ittifak kararını açıkladı, adaylarımızla gireceğiz açıklaması yaptı, kimi ise ittifak ortağıyla yola devam dedi. CHP ile görüşme trafiğinde olan Memleket Partisi ittifak olacak mı sorusuna yanıt vermişti geçtiğimiz haftalarda. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 24 adayını kamuoyuna ilan etmişti. Ankara'da 4, İstanbul'da 2 ilçe belediye başkan adayını duyurmuştu. Ankara Edi Mesut belediye başkan adayımız, iş insanı ve MYK üyemiz Ömer Özdoğan. Ankara Pursaklar belediye başkan adayımız Mimar Murat Aslanoğlu. İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayımız Mali Müşavir İbrahim Dönmez. İstanbul Esenyurt belediye başkan adayımız iş insanı Tanju Karabuş. Sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi adayına geldi. Memleket Partisi 13 Şubat'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak. Gösterilecek adayın rakipleri ise AK Parti'de Turgut Altınok, CHP'de Mansur Yavaş, Yeniden Refah Partisi'nde Suat Kılıç ve İyi Parti'de Cengiz Topel Yıldırım. Muharrem İnce Ankara Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte diğer 74 adayı açıklayacak. Memleket Partisi'nin Ankara'da aday göstereceği isimse partinin kurucu isimlerinden. Memleket Partisi seçime 98 adayla girecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise 17 Şubat'ta İstanbul'da açıklanacak.